Günce'nin seyir defterinin yepyeni bölümünden hepinize merhabalar. Evet, gittim. Alien Romulus'u izledim arkadaşlar. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Bu sponsorlu bir içerik falan değil. Baya biletimi alıp gittiğim bir şey. Hani reklam falan değil. Bunu da belirtmek istiyorum çünkü ne zaman ne olacağını bilmiyoruz artık. Ben sadece filmle ilgili bilgilendirme amaçlı Fikirlerimi söylüyorum. Siz bana sürekli abi şu filmi izlediniz mi, şu filmi gördünüz mü, şu diziye baktınız mı diye soruyorsunuz. Ben de fikrimi canlı yayınlarda özellikle sizinle her zaman paylaşıyorum. Ya dedim ki neden bu bir konsepte dönüşmesin? Aslında bunu yapıyor olmamın en büyük sebebi de şu olacak. Nasıl ben figür incelemesi yapıp o figür kötüyse, kusurluysa almamanız için size onu inceleyip gösteriyorsam aslında sinema filmlerinde de ya şu anda bir sinema bileti IMAX standarda ulaştı artık tam pahalı ve gidip kötü bir film izlediğinizde de cebinizden ciddi bir para çıkacak. Tabi bunlar benim kendi kişisel fikirlerim olacak ama kulak kabartmak isterseniz tabi ki dinleyebilirsiniz. Bu yüzden ben de filmlerde gördüklerimi spoilersız bir şekilde sizlerle paylaşacağım. İsterseniz ilerleyen zamanlarda daha derinlemesine incelemeler yaparız. Evet gelelim Romulus'a. Arkadaşlar şimdi öncelikle şunu söyleyeyim ben filmin pratik efekt kullanmasına bayıldım. Bu uzun zamandır özlediğim bir şeydi. Bütün filmi baştan aşağı CGI yapmamışlar. Ki Alien doğası gereği bence bütün o facehuggerların vesairenin cartın curtun etkileşimlerini görmek çok keyifli bir şey. Bu bir numara cepte. İki, ses tasarımı ve müzikler. Gerçekten bir alien ambiyansı içerisinde, evrenin içerisinde olduğunuzu temposuyla beraber size hissettiriyor. Bilindik alien notalarını da vuruyor. Bu da çok hoşuma gitti. Bir güzel şey de alien evrenine has o retro hava devam ediyor. Neden bahsediyorum? Film ne kadar uzayda da geçse, ne kadar teknolojik aletler de görseniz ekranlara baktığınızda hep bir retro havası vardır. Sanki böyle bir ateri salonuymuş gibi bir konsepti vardır filmi. E, diğer filmlerde de böyle. Bunu da sürdürmüşler. Bu anlamda da çok hoşuma gitti. Bitti. Gemilerin tasarımları ve ambiyansı da gerçekten çok keyifli. Yani Alien evreninde böyle gemiler büyük, paslı, kirli, böyle ne bileyim eski... İşte ambiyansları karanlık, endüstriyel havaya sahip gemilerdir. Bu filmde de bundan korkmamışlar. Bu da yine benim hoşuma giden şeylerden biri oldu. Bütün bu güzelliklerinin yanında şunu da eklemem lazım. Tabii ki böyle Alien lore'unu şahlandıran bir başyapıt, bir sinematik deha gibi bir şey yok. Bu tam bir böyle yaz filmi arasında çıtır çerezlik izleyip unutacağınız, üzerine de çok fazla durmayacağınız bir film. Bu kötü bir şey mi? Hayır değil tabii ki. Ama hani siz Alien filminden ne bekliyorsunuz ben bilmiyorum. Ben Alien filminden Alien filmi gibi olmasını bekliyorum. Bu filmde bunu veriyor. Her ne kadar dediğim gibi bir yaz filmi gibi olsa da bence sorun yok. Şimdi gelelim filme. Film ne arada geçiyor nedir dediğinizde. Film 1 ve 2. filmin arasında geçiyor arkadaşlar. Ki zaten bence çok doğru bir yerde geçiyor. Benim için 1. ve 2. filmin Alien filmleri arasında top zirvedir ve en sevdiğim iki filmdir. O yüzden ben bundan dolayı mutluyum. Filmi izlerken bir sürü gönderme göreceksiniz ama büyük ihtimalle bunların birçoğunu tekrar izlerken fark edeceksiniz. Bazılarını çok bariz görüyorsunuz. Bazılarını dediğim gibi zaman içerisinde tekrar tekrar izlediğinde a oraya gönderme yapmışlar şeklinde ee, anlayacaksınız. Ayrıca şunu da söylemek lazım. Diyelim ki Ahmet abi ben Alien Lore'unu hiç bilmiyorum. Bu filme böyle dümdüz gitsem acaba olur mu? Evet olur kardeşim hiçbir filmini bilmeden bu filme gitsem bile konuyu çok net bir şekilde anlarsın. Bunu da söylemiş olayım. Bir grup genç bir şey yapmaya karar veriyorlar ve tarumar oluyorlar. <laughs> ya bütün olay bunun üzerine kurulu. Ama bu Alien evreninde geçiyor arkadaşlar. Film bu gençlere odaklanıyor. Bunlar bir kolonide yaşıyorlar. Bunlar işçiler arkadaşlar. Bir gün farkına varıyorlar. Ne kadar çalışırlarsa çalışsınlar bir türlü buradan kurtulamayacaklar. Biraz tanıdık geldi bu duygu bana. Ve bir şey yapmaya karar veriyorlar. Bir fırsat yakalıyorlar ve gezegenden gitme fırsatını değerlendirmek istiyorlar. Ve olaylar gelişmeye başlıyor. Bu arada ben gerçekten hani gençlik filmi diyorum ya hiçbir oyuncuyu tanımıyorum. Bir bakıma da güzel olmuş çünkü böyle o şey havasını veriyor biraz. Chi, Rao tanımadığın insanlar, yüzler. Oyuncuların mesela çoğu figüran gibi böyle. E, profesyonel oyuncular evet ama... Çok çiğ kalmışlar. Belki senaryo gereği öyledir. Çünkü hani bu insanlar hiç şeyden dışarı çıkmamışlar ya böyle. E, bulundukları yerden hep oradaymışlar. Bilmiyorlar. Dışarıda ne olduğunu bilmiyor Ya güneşi ilk defa gören var aralarında falan. Böyle bir atmosferde geçiyor olaylar. Aralarında en çok dikkatimi çeken Android'i oynayan delikanlı. Onu da göreceksiniz. Bence o güzel bir iş çıkartmış. E, başrol oyuncusu kız kesinlikle bir replay gibi bir, şey beklemeyin bence. Bu filmin hani böyle babası bu abiyle bence Alien beraber götürmüşler filmi. İşte bu arkadaşlar bu fırsatı kullanırken tabii ki abimiz Alien'la karşılaşıyorlar. Burada mesela güzel bir dinamik yakalamış sinema filmi. Alien'ı böyle sizin üzerinize pat diye atmıyor. Belli bir süre bekliyorsunuz. Olaylar gelişiyor birazcık gerginlik artıyor falan filan derken sonra Baba geliyor ve olaylar başlıyor. Karakteri de baya güzel tasarlamışlar. Bunun üzerine uğraşmışlar belli ki. Bir parantez daha açıyorum. Arkadaşlar bu film kesinlikle korku filmi falan değil. Yani ben böyle görüyorum senin en iyi korku filmi diye içerikler çeken bazı e, sinemacı arkadaşlar var herhalde. Hiç bilim kurgu izlememişler hayatlarında. Bu korku filmi falan değil. Bu bildiğin klasik bir bilim kurgu filmi. Gerginlik var. Bir iki scare jump var ama o da öyle yani... Hani filmi hiç bilmiyorsanız bile korkacak bir ortam yok. Karanlık bir film. Hah bak bunu da söyleyeyim arkadaşlar. İyi bir sinema seçin. Çünkü biliyorsunuz Alien evreni karanlık bir evren, karakterler karanlık, daha siyah temenli. Olaylar böyle bir karanlığın içinde geçiyor. Vallahi sinema perdesi ışığı, bilmem nesi kötü bir sinemaya giderseniz filmde hiçbir şey görmeden gelebilirsiniz. Fark etmeyebilirsiniz detayları. O yüzden sinema salonunun seçimi önemli bu film için. Onu size burada da belirtmiş olayım. Dediğim gibi ben bu sinema filminin içerisinde bir Alien filminde olması gereken her şeyi görüyorum. İşte kesmesi var, biçmesi var, eritmesi var, asidi var, o su var, bu su var. İzlemesi de keyifliydi. Ha benim beklediğim Alien filmi bu muydu? Hayır değildi tabii ki. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Ya filmin içerisinde bir iki tane kilit nokta var arkadaşlar. O kilit noktalardan sonra filmde neler olacağını zaten çok net bir şekilde anlıyorsunuz bir sonraki sahneyi tahmin etmeniz çok olası. Hele ki Alien filmleri izliyorsanız. E, dediğim gibi benim beklediğim film bu değildi. Bu filmde tam bir çıtır çerez yaz filmi abi. İzlersin, keyfine bakarsın ve devam edersin. Açıkçası bu filmi sinemada izlemenizi öneririm. Çünkü ambiyansı, müzikleri, sesi, karakter tasarımları gerçekten büyük ekranda izlemek için keyifli bir film. Ama dijitale geldiğinde de tekrar tekrar izleyeceğiniz bir film olabilir zaman geçirmek için. Bu arada filmin içinde de geçmiş filmlerden tanıdığınız bir yüzle karşılaşacaksınız. Bir tane böyle bir karakter var. Onu söylemeyeceğim. Filmin içerisinde siz kendiniz görün. Ee, onu tabii ki e, CGI ile yapmışlar ama ben hiç beğenmedim. Belki de filmin benim en çok gözüme batan noktalarından birisi bu oldu. Ee, bu film çok daha güzel olabilirmiş ama böyle bir şey tercih etmişler. Benim fikirlerim bu filmle alakalı bu kadar arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır, işinize yaramıştır, yarayacaktır. Bu serinin devam etmesi için lütfen yorum atmayı ee, unutmayın. Spoilera da dikkat edin. Lütfen spoilerlı yorumlar atmayın arkadaşlar. Benim bahsettiğim gibi olayları böyle... Bul karakterleri, olayları anlatarak yorumlar atmayın. İnsanlara da saygı gösterelim. Geldik videonun sonuna. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, kanala abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Ayrıca haftanın 3 günü canlı yayınlarım var. Oraya da gelebilirsiniz. Ve bundan sonra Oyun Gezer dergisinde yazıyorum. E, Figürcünün Seyir Defterini oradan da takip edebilirsiniz. Ayrıca Diorama Stüdyom'un Instagram sayfasından istediğiniz şeylere bana Ayrıca Diorama Ayrıca Diorama Stüdyo'nun sayfasından da bana ulaşabilirsiniz. Aşağıda bütün linkler var. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.